Evet, Yeni Kapı'dan selamlar efendim. Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun organize ettiği Memleket Trabzon günlerinde Yeni Kapı'dayız. Şu anda bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, sizler de Trabzon'un kültürünü, güzelliklerini, yemeğini tatmak istiyorsanız hepiniz buyurun gelin efendim. Harika bir organizasyon, harika standlarımızda Trabzon'umuzun bütün yemek çeşitleri, yine standlarda yöremizin peynirinden tutun, tereyağından tutun, reçelinden, helvasından, balından hepsi mevcuttur. Buyurun sizler de gelin bu güzellikleri Yeni Kapı'da Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun organize ettiği bu festival alanında hep beraber yaşayalım. Şimdi biz de bu güzellikleri sizlere yapımcım sevgili Ahmet Güngör ile beraber yansıtmaya başlıyoruz. Buyurun efendim. Evet, Trabzon coşkusunu Yeni Kapı'dan sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda gençlerimizi görüyorsunuz. Evet. Harika, onlar da oynuyorlar. Seni bir tanıyalım. İsminiz nedir efendim? Tuğba. Tuğba nerelisin? Bitlis. Harika. Görüyorsunuz her yöreden yer. Siz nerelisiniz? Trabzonluyum ben. Trabzon. Siz? Erzincan abi. Erzincan. Görüyorsunuz bir Trabzonlu, bir Urfalı, bir Maraşlı. Böyle hepsi bir arada. Gençlerimiz burada oynamaya devam ediyorlar. Evet, harika da oynuyorlar. Yani bunlar Trabzonlu değil ama Trabzon oyununu gayet iyi oynuyorlar. Coşkuyu yaşamaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Az sonra hani getireceğiz kardeşimizi. Az sonra Tigor'a geçeceğiz.
nasılsınız başkanım? Biz, yine güzel bir organizasyon. Eyvallah. Şimdi saat 5 gibi inşallah resmi açılışımızı da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi insanlarımız da gayet ilgili. Trabzon'un farklılığı her zaman ortaya çıkıyor. Şimdi alan sorumlumuz kıymetli Vedat Müdürümüz de onu ifade ediyor. Trabzon olunca burası çok daha farklı oluyor, çok da heyecanlı oluyor ve keyifli oluyor diyor. Bu da bundan da ben Trabzon insanı adına mutlu oluyorum, keyif alıyorum. Sizler için bu keyfi biraz daha böyle doya doya yaşıyorum. İnşallah gayet güzel olacak sanatçılarımız, işte yöresel folklor etkinliklerimiz. Yarın çok güzel bir bizim Trabzon'a ait o ölçü yürüyüşümüzü yapacağız. Bu anlamda da elimizden gelen bütün gayreti burada yönetim olarak gösteriyoruz. Bütün İstanbul'daki hemşerilerimizi ve komşularını İstanbul Yeni Kapı'daki etkinlik alanına bekliyoruz. Hepsini kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Emeğinize sağlık. Biz şimdi röportaj yaparken burada baktık. Urfalısı var, Bitlislisi var, Malatyalısı var. Bu sene biraz da böyle değişik yöre insanları Trabzon'un güzelliklerini görmeye gelmişler herhalde. Buranın özelliği o, Trabzon'un özelliği o. Trabzon farklı bir şehir. Hem kültürüyle, hem tarihiyle, hem yapmış olduğu işlerle insanlarımız, İstanbullu komşularımız bizleri de yakın tanıma adına da meraklarını burada da giderme adına onlar da burada gelmek için gayret sarf ediyorlar. Ben sizin aracılığıyla bütün İstanbullu komşularımızı buraya davet ediyorum. Kopun kopun gelin diyorum. Evet, peki başarılar diyor Sayın Başkan'a. Buradan özellikle bizi izleyenlere de Yeni Kapı'da Trabzon günlerinde harika bir atmosfer var. Hepiniz efendim gelin İsmail Şatıroğlu Başkan'a, ekibine bu güzel organizasyonu yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başkanım görüşmek umuduyla yine buradayız. Sağ olun. Evet, bizi izlemeye devam edin efendim. Trabzon günlerini buraya taşıyan çok değerli, çok saygılı, sevdiğimiz değerli başkanımız İsmail Şatıroğlu ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her senemizi güzellikle Trabzon'la buluşturuyor. Hiç oraya gitmeye gerek yok. Bir hafta önce oradaydık zaten. Her hafımız burada var. Bu arada sevgili Ahmet Güngör abime de çok teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz'e 15 sene önce başladım. Yine orada bizi aldı, çıkarttı, götürdü. Burada yine bizim karşımızda. Ben hep otantik söylerim efendim. Yaylalardan, dağlardan. Şimdi güzel bir, hafif bir hareketli bir parça okuyacağız. Ondan sonra çıksam yüksek dağlara, bağırsam yaylalara var. Anam duysa sesimi koşan gelirdi bana. Anacığım öldü. Allah rahmet eylesin. Çıksam yüksek dağlara, bağırsam yaylalara buradan. Bütün analara. Yeah.
ağlıyor. Bekle beni ya. Bekle beni. Aha. Ah yaylam güzel yaylam, serinlendi mi havan, serinlendi mi havan. Bekle beni yanam, buradan baksam görünmez. Benim başka bu gönlü değişmem dünyalara. Yaylamda can günü, yaylamda can günü. Sadece okuyoruz ama dediğim gibi zahmeti onlar çekiyor. Evet, şimdi güzel yine böyle bir iki dört bir hareketli hava yapalım. Ondan sonra da bir ihtiyarlık var. Yarım yaktı beş köyü, dumanı sardı göğü diye bir parçamız var. Onu da okuduk mu? Ondan sonra horona döneceğiz. Dediğim gibi horonu güzel bir horon yapacağız. Üç gün buradayız Allah nasip ederse. Yarın öbür günü. Haydi bakalım efendim.
aşkım senden mi? Nesin badut diyor mi? Şimdi biz dalim diye neyi aldın bir kara ver da yarın beni be. Neyi yarın beni be. Aldın bir kara ver senden beni be. Neyi senden beni be. Haydi bakalım. Aha. Baksın bir lokma da beni kaçıracağım seni küçüksün bir lokma da beni uy 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 ben de edeceğim bir yanayı ifteri dokta bir yana gideceğim. Horoncular hazır olun bu arada. Horona başlayacağız. Bu parçadan sonra horona gireceğiz. Evet, milleti topluyorsun sen. Aynen. Yarım yaktı beş koyundan nasıl ödeyip acı. Yarım yaktı beş koyu nasıl düdeyip acı. Ben onu seviyorum. Kim bilir o kimi sever acaba? Ben onu seviyorum. Kim bilir o kimi sever acaba? Uy 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 uy. Oy ben ne edeceğim? Yanayı ifteri dok. Nasıl söndüreceğim? Uy 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 uy. Oy ben ne edeceğim? Yanayı ifteri dok. Nasıl söndüreceğim? Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi horona giriyoruz. Çok güzel bir horon oynayacağız. Ha böyle alanı bir kaplayalım ya. Haydi bakalım. Ha. Ha, ha, ha. Ha ha.
dumanım dumanım kalksan da yollarımda. Ah dumanım dumanım da kalksan da yollarımda. Ayaklarım kayayı düşsana kollarım. Ayaklarım kayayı da düşsana kollarım. Horonu dolduralım arkadaşlar, horon. 2, 4, 6 kişi oynuyor. Haydi horoncular. Bir kurşun atacağım şu karşıda kargaya. Bir kurşun atacağım da şu karşıda yanaya. Allah nasip ederse çıkacağım kendi. Allah nasip ederse de çıkacağım kendi. Sancıda ekmek mi yeteceksin? Yoktur benim başlığım kim mi yedirecek? Yoktur benim başlığım da kim mi yedireceksin? Haydi horona gençler, horona! Asmasının dalından alırım üzüm üzüm. Asmasının dalından alırım üzüm üzüm. Anne kalsın çemberinde hiç görünmeyi yüz. Anne kalsın çemberi ula ula. Aha ha. Bırak türkü saymayı.
şapkat var ya. Açık gelsene buraya. Gelsin buraya. Ben demiştim ki biz Trabzon'da doğduk büyüdük. Kültürümüzü orada yaşadık. Burada yaşattırıyoruz. O yüzden biz kültürümüzü olduğumuz her yerde en güzel şekilde yaşayıp, yaşattırıp ve temsil etmeye çalışıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Evet sevgili Tahsin Terzi. Hazırız herhalde. Başta başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere bütün yönetimine güzel bir alkış istiyorum sizlerden. Çünkü çok güzel. Trabzon'umuzla ilgili emekleri, bu güzel organizasyonları, Trabzon'umuzun tanıtımıyla ilgili Trabzon Dernekleri Federasyonu'na gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlikleri için. Bir ikincisi yine bu alanı bize tahsis edip burada bu güzel etkinliği yapmamıza sebep olan, vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürümüz Vedat Kara ve ekibine de güzel bir alkış istiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Alkışların en güzelinde bu organizasyonlara vesile olan ve çok değerli hemşerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na gitsin efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine bir hemşerileri olarak efendim. O abi hoş geldin. Abim en güzel resimlerimi o çeker. Ama en güzel resim Ankara-Trabzon günleriydi. Onun haricinde hiç güzel çekemiyorum ben. O zamanlar gençtik. Aa Ahmet Güngör abim. Sağ ol. En yamuk yumuk videolarımı. Yandan çeklerim en çirkin önden çeker. Ahmet abicim cansın. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Güngör abimize de. Yine Murat Çoğ arkadaşımız burada. Yine Ömer Karakaş arkadaşımız burada medyada. Bütün tanıtımlarımızı yapıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada TS Club tırımız burada. Hiç forma ya da eşofman, ne bileyim tişört bir şey aldınız mı? Alanlar var mı şu anda? Vallahi sudan ucuz. Yoğurt, yoğurt sözü vermiş. Mısır ekmeği vermiş ama getirmemiş. Bu sanatçılar var ya bu sanatçılar. İşte böyle bir şey. Ucağı almadılar. Sen anladın onu. Ucağı almadılar abi. Uçağı almadılar abi. Eğer tamam evden git. Ha burada mı? Alayım sizi. Tamam. Ben buradan sana mısır ekmeği lan yoğurt getireceğim söz. Yok yok önümüzdeki sene değil. Bundan bir hafta sonra sana mısır ekmeği lan yoğurtu göndereceğim. Gerçekten göndereceğim. Abi senin balkonun da çok güzel ama. Bu senin. Bahçen süper maşallah. Emeklerine karşı kaçırmam. Sen mısır ekmeğini daha gidiyorsun, yoğurtu daha gidiyorsun abi. Gerçekten. Evet şu anda Yeni Kapı'dayız. Trabzon günlerindeyiz. Yanımızda Türkiye'nin en ünlü radyocusu sevgili Murat Şov var. Kameraman Ahmet abi. Sevgili Murat'ım yayınlar nasıl gidiyor? Çok, çok teşekkür ediyorum. Mesleğimi devraldı. O zaman ben de tabii Rüştü abiden kapmam lazım. Kapıda kara uzun. Evet. Evet. Ufa sende. Ay, Rüştü abim. Rüştü abim gerçekten tamam. Karadeniz müziğinde az önce de sahnesini dinledik. Bizleri memlekete götürdü. Yüreğine sağlık. Rüştü Çavuş'un en çok sevdiğim özelliğini ben ifade edeyim size. Net, düzgün. Yani yürekte ne varsa dudaktan da o çıkıyor. Mesele o zaten. Eyvallah, abi sahnen eyvallah. Harikaydı. Yenge eyvallah. De burada. Yenge nasılsın? Teşekkür ederim. İşten çıkıp geldim. Yetişeyimdi ama yetişemedim. Sonra... Senin yerini biz dinledik. Nasıl? Ama sen şanslısın. Her akşam dinleme şansın var. Biz böyle ancak festivallerde dinliyoruz onu. Evet. Ben de ancak bizim yapımcı Ahmet Güngör'ü dinliyorum yani. Daha ne istiyorsun? Oo, çok iyi yani. Yenge böyle zaman zaman evde okur mu? Tabii ki de. Gerçekten. Alır evet kemençeyi. Ne ben mutfakta size? Oluyorum. Bakayım alıyor geliyor. Bazen uzaklaş falan diyorum. Şimdi bir itirafta bulunayım. Böyle bazen canımız sıkılır ya abi. Moralimiz bozuk olur bilmem ne. Bizler tabii Karadeniz müziğine aşık insanlarız. Evet hepimiz öyleyiz. Ya Rüştü abinin müziklerini açarım. Şöyle yemin ediyorum memlekette kendimi hissederim. Uyandığım zaman yine aynı tabii işlere bakıyoruz ama öyle bir tarzı var, yorumu var. Allah muvaffak eylesin. Sizleri de mutluluğunuzu daim eylesin. Evet, Rüştü abimizin en büyük özelliği de her zaman sizi ön plana çıkarıyor. Şöyle, yani hanım diyor başka bir şey demiyor. O yüzden de biz fırçayı... Desenize kim yazıyor o sözleri? Kim yazıyor? Sözlerimi evet. Ciddi mi diyorsun?
Aynen, gerçek söylüyorum. Anam duysa sesimi, kaldım engaz altında, yıkılmam, ayaktayım. Hani seni bazen rahatsız ediyorum mesajdan. Estağfurullah, şeref veriyorum. Bütün sözler ona aittir, gerçekten babam, öyle. Yani. Babam şarkısı. Tebrik ediyorum. Annem. Peki daha önce böyle bir... Ya ben yazmayı çok seviyorum. Yenge sen nerelisin? Elhamdülillah Maçkalıyım. Şimdi o anlaşıldı. Evet. Şimdi onun için o güzel bir şey. Gençleri tanıdın mı Maçka'da, gençler? Zafet Genç. Tanımaz mıyım? Zafet Genç. Ben onlarla beraber... Gençlerimiz hep amcam. Ben Ajdan abi... Amcamın oğlu. Öyle mi? Ajdan abi bizim çok iyi dostum. Hatta ben Fatih'te otururum. O horoncular, folklorcular. Horoncular benim yeğenlerim. Öyle mi? Hepsi bizim dostlarımız. Evet. Yani Cihan olsun hep... Arkadaşlarımız. Aynen, tabii. O zaman temel sağlam. Tabii ki. Daha söylemeye bir şey yok. Evet, efendim Yeni Kapı'dayız. Rüştü Çavuş ve eşiyle beraber kısa da olsa bir röportaj yaptık. Mevlam bunları var etsin. Çünkü gerçekten de Karadeniz'imizin, Maçka'mızın, Trabzon'umuzun çok güzel değerleri. Söz yazarı, söyleyen solistimiz burada. Bizi izlemeye devam edin efendim. Sizler de aynısınız. Eyvallah, sağ olun. Efendim Yeni Kapı'dan tekrardan hepinize selamlar, saygılar. Ethem Coşkun, Bazılar Trabzonlar Dernek Başkanı ile beraberiz. Sayın Başkanımla zaman zaman tabii sohbet ediyoruz. Şu anda da hemen sol tarafta görüyorsunuz. Harika bir ordu var. Evet, Bağcılar Trabzonlar Derneği'nin nasıl başarılı olduğunu ben şimdi daha iyi anlıyorum. Evet. Yani eskiden bir film var ya, Sahne Melekleri diye, biliyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Bazı Trabzon Derneği'nin melekleri bunlar. Yani sağ olsunlar. Sahne'de sen mi oluyorsun Ethem abi? Ya, ben bu bazı Trabzon Derneği olarak gerçekten her zaman için Trabzonların nerede olduğu yerde biz de varız. Kadın kollarımıza, genç kollarımıza, ana kadın yeri. Ne güzel. Bu gide bunu bir ispatı. Kimin olup olması önemli değil. Bizim tek derdimiz, amacımız şu ki Trabzon kelimesi yazsın, bizim için yeterli olan tek kelime odur. Yok ama Bağcılar Trabzonlar Derneği de festivallerde çok güzel işlere imza attı. Yani burada mütevazı olmaya gerek yok. Harbiden federasyon gibi bir organizasyon, 60 çeşit hamsi yeme. 61. Bu ne demek abi? Yani bunlar işte bu ekip. O zaman bu, hemen dönelim mi Sayın Başkanım? Tabii ki. Evet, Kadınlar Kolu Başkanımız. Aysel Özdemir. Öncelikle bu programa emeği geçen başta Şatıroğlu Başkanımız olmak üzere, belediye başkanı falan olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz Trabzon Bağcılar Derneği olarak çok güzel bir ekibiz. Arkamızda çok güçlü bir başkanımız var. Gerçekten her zaman her zor anımızda yanımızda olduğu için biz başarılı oluyoruz. Zaten birlikten güçlük doğar. Evet. Zaten birlik olmazsa başarı gelmez. Ve gençlik kolumuz da çok aktif. Çok güzel bir gençliğimiz var. İnşallah daha çok daha güzel programlara imza atacağız. Peki buradaki hanımefendiler de yönetimde herhalde. Onları da birer şöyle mikrofon tanıyalım sizi. Ben Şenay Alkan. Ben de Trabzon Derneği'ndeyim, kadın kollarında. Ethem Başkanımızın destekçisiyiz, yardımcısıyız. Evet, başarılar diliyoruz. Ben de federasyondayım. Evet, sizi ben tanıyorum. Bağcılar Kadın Kolları Teşkilat Başkanıyım, Trabzonluyum. Babam Akçaabat, annem Arsi Kayıkçıoğlarına. Bağcılar'da olmaktan gurur duyuyoruz. Ethem abiye tam desteğiz. Peki, başarılar. Siz tanıyalım. Ben de bir Artvinliyim. Trabzon Derneğimizin başkanı Ethem Bey'e destek evet, olmak için geldik ama her zaman destekçisiyiz. Evet. Kendiler. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Mualla Akgöz. Ben de Trabzon geliniyim. Bu güzel arkadaşların arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Evet. Efendim sizi tanıyalım. Ben Pervin Küçük. Eşim Trabzonlu. Milli BK Hareketi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanıyım. Hey maşallah. Hanımefendi kaçtı galiba. Yönetimde değil galiba. Sizi de tanıyalım efendim. Ben Fatma Avcı. Ben de arkadaşla beraber. Evet. Yönetimdeyim. Evet. Efendim Kadınlar Kolu Başkanımızı tanıdık. Yine yönetimde olanları tanıdık. Ethem Başkan'ı anlatmaya gerek yok. Evet, gerçekten Bağcılar'da tarih yazmaya devam ediyor. İşte bu ekibi görüyorsunuz. Bize her yer Trabzon. Yeni Kapı'ya buyurun gelin efendim. Trabzon günlerinde yine işte bu güzellikleri sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Bütün Buyurun gelin. Çıkın gelin. Evet, siz tanıyalım efendim. Ben Hatice Orhan, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. İyi maşallah. Evet efendim, benim Sürmene Ticaret Lisesi'nden arkadaşım İknur Bilgin. İknur, seni bir tanıyalım, yani görevini tanıyalım. Merhaba, ben Üsküdar Trabzonlar Derneği'nde Kadın Kolları Başkanıyım. Bütün Üsküdar Derneği'ndeki başkanımı ve arkadaşlarımı, yönetimimi temsilen bugün buradayım. Bu organizasyonları düzenleyen başkanlarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, federasyonumuza
Hem kendi adıma hem yönetim adına teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Burada yıllar önce sınıf arkadaşımı görmek nasip oldu. Bütün bu arada sayın yapımcım şunu söyleyeyim. İknur sınıfta da başkandı, sınıf başkanıydı. Burada da Üsküdar Kadınlar Kolu Başkanı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Boş zamanlarımızda aktivitelerimiz oluyor. İnsanlara yardım ediyoruz. Hemşerilerimizle buluşuyoruz. Bu imkanları bize sağlayan tüm hemşerilerimize, dernek başkanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Peki, sağ olun. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Bircan. Arkadaşımın sayesinde Trabzonlu oldum. Evet, peki. Aslen Eskişehirliyiz ama sayenizde seviyoruz. Ne güzel, ne güzel. Misafir olarak geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Teşekkür sizi ediyorum. Tanıyalım. Sebat Keskin, Trabzon Araklı'danım. Üsküdar Derneği'nde ben de görevdeyim. Bütün Trabzon hemşerilerimizi bekliyoruz bu güzel etkinliğe. Evet, Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda da personelim bu arada. Evet. Evet, görüyorsunuz kadınlarımız çok başarılı, güzel işlere de imza atıyorlar. Hemen orada o tarafa doğru gidelim. Orada yine iki tane hanımefendi var. Onları da bir tanıyalım. Evet, sizi tanıyalım efendim. Trabzonluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Haliyle Trabzonlu günlerini özleyince geliyoruz. İyi oluyor, ziyaret ediyoruz. Eksiklerimizi alıyoruz. Peki, gördüm. Hoş geldiniz. Ekmeği, ekmeğe kapmışsınız bakıyorum. Kaptık, Trabzon kaptık. Ekmeğe. Aynen, peki, mısır efendim. Ekmeğimizi kaptık. Beraber yiyeceğiz. İnşallah, inşallah işte. Afiyet böyle. Afiyet olsun, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Saliha Ermiş, Trabzon Sotkalıyım. Onurla, gururla memleketimi her alanda ve her yerde duyurmaya, kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapan Trabzon Federasyon Dernekler Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince buraya kişi davet etmeye çalışacağız. Ama kendi insanımızın da burada olmasından yanayız. Herkesi bekliyoruz. Evet. Efendim kadınlarımız gerçekten onlar yoğun çalışıyorlar. Bu güzel organizasyonda kadınlarımızın emeği çok. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada bir kardeşim var. Seni de bir tanıyalım. İlknur Bilgin'in oğluyum ben de. Ne dersin? Oy maşallah, oy maşallah. Evet, ya senin annen çok aksiydi okulda. Doğrudur vallahi. Tabii. Evet, işin tabii şakası bir kenara. Bu ekibi tebrik ediyoruz. Kadınlarımızın bu başarısı bizleri de gururlandırıyor. Bizi izlemeye devam edin. Evet, yine Trabzon günlerinde tabii başkanlarımızı burada görüyoruz. Hasan Kul Başkan'ı görüyorum. Hasan Başkan, yine güzel bir Trabzon etkinliği ve yine çok güzel bir atmosfer var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu 14 miydi? 14. Bugün ilk günümüz. Dün akşam tabii son hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de sabah bismillah dedik. Çok güzel şu anda bir atmosfer var. Bizim en büyük şeyimiz yarın ve pazar günü. Allah kolaylıklar versin bize. Ama zor. Yani bu sene biraz daha zor oldu bizim için. Hem seçimin bir arifesinden çıktık. Hem yetiştirmek zorunda kaldığımız işlerimiz vardı. Ama şu anda Hasan Başkan, ambiyans güzel. Bak şu anda gayet... Şu anda değil mi? Yoğunluk başladı şimdi gelmeye. Ama dediğim gibi 5'ten sonra daha fazla yoğunluk olacak. Ama cumartesi pazar daha fazla olacak. Eğer havalarda Allah izin ederse bize böyle çok iyi bir şey geçeceğim. Havalar böyle gidiyor. Pazar günü bir ince yağış var gibi. Yani sen bana sor. Meteoroloji burada. Vallahi dediğim gibi Allah kolaylık versin bize. Bundan peki, sonra böyle. Çok teşekkürler. Başarılar. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben Aslan Bulut. Ben de Dernekte Federasyonu'nda yönetimdeyim. Vallahi bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar biraz daha sıkışmış şeyden. Biraz daha böyle rahat hareket etmeleri lazım. Onun için geleceklerini düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacak. Peki, başarılar diliyoruz. Hemen burada bir beyefendi var. Bakalım kimle konuşuyor, ne konuşuyor? Önemli. Sonra ararım mesela. Evet. Sonra ararım dedi. Acaba kimle konuşuyor? Beyefendi, ben sizi bir yerden tanıyorum. Nereden tanışıyoruz? Sabah herhalde dışarıda gördüm ben. Abi, evet, Mustafa abi, yoğunluk şu anda çoklaşmaya başladı. Halkımız gelmeye başladı. Sabah bir mesajım vardı. Öğleden sonra sen dedin burayı gör. Aynen dediğin tuttu. Tecrübe konuşuyor. Ama sabahleyin konuştuk. Ben dedim ki ben buradayım. Ben buradaysam herkes geliyor. Gelir değil mi? Tabii. Evet, tabii. Peki. Hemen sağ tarafımıza dönelim efendim. Folkloru, Karadeniz'in folklorunu dünyaya tanıtan Hanife Hanım. Hanife Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler sizler de hoş geldiniz. Derne...
Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda kadın kollarında yönetimdeyim. İsmail Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz kendisini. Ne diyeyim, yani böyle bir günde bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah birlik beraberliğimizi bozmaz. Amin. Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz efendim. Bizi izlemeye devam edin. Evet, sizi bir tanıyalım efendim. Esra Keleşoğlu, Federasyonun Kadın Kolları'nın Sosyal İşleri Başkanıyım, Başkan Vekili. Kültürümüzü kilometrelerce uzakta tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi aktarmayı düşünüyoruz. Bu yüzden illerin tanıtımları güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yeni yönetimimize de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah birleştirici bir özelliğimiz olacak inşallah. Bütün Trabzon'u bir çatı altında toparlayacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, emeğinize sağlık. Evet, yine burada cici bir kızımız var. Onu bir tanıyalım. Evet. Seni tanıyalım. Kimsin sen bakalım? Ben Asya. Asya? Evet. Evet, Asya. Nereliyiz? Trabzon. Neresinde? Araklı. Ne diyorsun? Arak'ın neresi? Dağbaşı köyü. Dağbaşı. Hiç gittin mi oraya? Hayır. Nasıl ya, küçükken gitmişimdir de. Niye götürmediler seni? Bilmiyorum ki. Yani annenin babanın şöyle dedi ki, Murat amca dedi ki muhakkak beni köyüme götürün. Tamam. Yani çünkü annenin babanın doğduğu yeri görmen lazım. Evet. Peki senin bu atmosferi nasıl buldun? Neler söyleyeceksin? Yani çok güzel. Bayağı içerikli. Yani... Evet, güzel. Bırak beni diyor ya, yeter abi diyor yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bizi izlemeye devam edin. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar. Yeni Kapı'da yine Trabzon Dernekleri Federasyonu tarih yazmaya devam ediyor. Yine başkan vekili sevgili Hasan Keskin başkan yanımızda. Sayın başkanım, yine güzel bir Trabzon şenliğinde beraberiz. Yoğunluk var şu anda, millet gelmeye de başladı. Harika, evet. Bir atmosfer var. Neler ifade etmek istersiniz? Bir kere her şeyden evvel bugün burada bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler ederiz. Geçen hafta bir genel kurul süreci yaşamıştık. Orada yarışan İsmail Turgut Öksüz ve İsmail Şatıroğlu başkanımla beraber güzel bir kongre oldu. Bütün delegelerine çok teşekkür ediyoruz. Bize görev tevdi ettiler ve devam ediyoruz. Bugün 14. Trabzon günlerindeyiz ve şu anda 14. Trabzon günlerindeyiz ve şu anda Trabzon'un asırlık çınarlarından, asırlık kurumlarından Trabzon Ticaret Sesi'nin de standındayız. 100. yılını kutluyorlar. Ne mutlu onlara. Ben de bir ticaret sesi mezunuyum. Ben de ticaret sesi mezunuyum. Sürmedim. O 10 parmak, siz 10 parmak, Beşiktaş'ı. 10 parmak daktiloyu çok iyi yazarım. Çok iyi mizan çıkartırım. Çok iyi muhasebe kayıtları tutarım. Bunları espri olsun diye gerçekten söylemiyorum. Ticaret sesi mezunları bunun felsefesini çok iyi bilirler. Çok özümsemişlerdir. Ve Türkiye'de bugün eğer maliye sistemi, ticaret sistemi, bankacılık sistemi bu aşamalara gelmişse bunu ticaret sesine borçludurlar. Dolayısıyla ben şu anda oran müdürüm başta olmak üzere geçmişte müdürlük yapmış, öğretmenlik yapmış, öğrencilik yapmış. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ve yanımızda da çok değerli bir kardeşimi tesadüfen gördü geldi. O da yine evet, hemen o zaman şöyle yapalım. Ahmet abi, Trabzon Ticaret Mektebi değil mi? İlk Trabzon Ticaret Lisesi. Lisesi. Mektebi yazıyordu onun için. Şu anda o değişen isim. Ha, değişen isim. Değişen isim. Siz oradan mezunsunuz. 1981 Ticaret Lisesi mezunuyum. Evet. 81. 81. Ama maşallah genç duruyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Sizin evet, gerçekten öyle. Peki efendim, şimdi hala faaliyette değil mi Ticaret Lisesi? Evet. Her yıl mezuniyet törenleri var. Mezuniyete katılıyoruz. Orada eski arkadaşlarımızla, eski hocalarımızla tekrar bir araya gelip eski günleri yad ediyoruz. Vallahi ne güzel. Harika. Peki bu standı kurmak aklınıza nereden geldi? Ben bu dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir şeye görüyorum. Evet. Hoşuma da gitti. Aynen, Trabzon'da bu faaliyeti gösteren bütün yöneticiler arkadaşlara Allah razı olsun. Eski anıları görmekte memnun kaldık. İnsan duygulanıyor. Böyle bir şeyin tekrarı olması, daha ileri yıllara devredilmesi her zaman kendi tercihimiz olsun daha iyi diyorum. Ne güzel. Peki efendim, biz Trabzon'un bu güzelliklerini Yeni Kapı'dan, Trabzon günlerinden sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bir slogan varmış, onu da hemen alalım.
Ticaret liselerinin bir sloganı vardı. 1, 2, 3, ticaret. Ha, evet, doğru. Fark yere gelindiğimiz maçlarda bile bunları söylerdik. Öyle, ben biraz daha geriden geldiğim için bizde bu slogan yoktu ama geç kaldık. Evet, biz biraz geç kaldık. Ben de okul takımında top oynamış bir insanım. Slogan doğrudur. O sloganı da her zaman yapıyorum. Evet, ticaret. Ne güzel. Selam olsun tüm ticaret liselilere. Saygılar. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Çok değerli hemşerimizi yakaladık. Kemal Sebi Başkanım. Biz sizi yakından takip ediyoruz. Ben Sürmeneliyim. Sebiler bizim dostlarımızdır, arkadaşlarımız vardır. Ben de 30 yıldan. Öyle mi? Sonradan Araklı ayrıldı. Doğru. Ben de Sürmeneliyim. Oy maşallah. Ben 30 yıldan beri Karadeniz TV radyolarında konuşan Murat Show diye tanırlar beni. Sizi de burada görmek bizim için mutluluk. Sayın Sağ Başkanım, şeref verdiniz. Küçükçekmece'de de çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Bunu yakinen görüyoruz, gurur sağ duyuyoruz. Sağ ol. Neler ifade etmek istersiniz bu özel günde? Bu Trabzon günleri benim için de çok özel ama İstanbullular da, burada yaşayan insanlar için de hakikaten çok özel. Bütün hemşehriler İstanbul'da birbirini görmeleri, bilmem ne yapmaları biraz sıkıntılı. Burada gelip görüşüyorlar. İkincisi, bu derneklerimiz çok önemli bir iş yapıyor. Nedir bu? Ya, kültürümüzün devam etmesini, geleneklerimizin devam etmesini sağlıyorlar ve onları sürekli taze tutuyorlar. Ayrıca ülkenin demokratikleşmesine katkı sunuyorlar. Ne kadar güçlü olursa sivil toplum kuruluşları, ülke o kadar, devlet de o kadar demokratik oluyor ve demokrasimiz de gelişiyor. Ben bir de onun o tarafından bakıyorum meseleye. Onun dışında böyle buluşması, Karadeniz yemeklerinin, Karadeniz kıyafetlerinin yeni gençlere, yeni nesillere öğretilmesi aslında çok değerli. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel geleneklerimiz var, çok güzel anneannelerimiz var. Bunun için bu konuda federasyonlarımız hakikaten Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir hizmeti, Ekrem İmamoğlu'nun burası çok gerçekten çok güzel bir hizmeti. O da bu şekilde katkı sunmaya çalışıyor. Ben de federasyon başkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese, sizlere bunu duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Efendim, yürüyüşe gidiyoruz daha sonra. Efendim, Trabzon günlerinde şu anda görüyorsunuz. Evet, harika bir yürüyüşle startımızı verdik. Birazdan resmi açılışımız yapılacak. Protokolde çok değerli isimler var. Ortahisar Belediye Başkanımızı görüyoruz şu anda. Çok değerli Ahmet Kaya Başkanımız. Evet, yine Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Başkanı. Küçükçekmece Belediye Başkanımız orada. Yine bütün yöneticileri görüyoruz burada. Evet, harika bir atmosferde gidiyoruz. Evet. Yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu şu anda protokolde. Dilek Hanım'ı görüyoruz. Yine Trabzon'dan gelen engelli kardeşlerimize hizmet veren çok değerli Melek Hanım'a. Ekip harika. Harika. Evet, bizi izlemeye devam edin.